Yüce Allah'ın yeryüzündeki ayetlerinden biri de onun kudretine delalet eden rüyalardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir topluluk için ibretler vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy hususunda ilk muhatap olduğu şeyler sadık rüyalar idi. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin rüyasının peygamberliğin 46 cüzünden bir parça olduğunu haber vermiştir. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir rüya duyunca hoşuna giderdi. Bu hususa önem verirdi. Semura radıyallahu anhu anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıktan sonra bize doğru yönelirdi diyor. Ondan sonra aranızda rüya gören bir kimse var mı diye sorardı. Eğer biri rüya gördüyse onu anlatırdı. Rüyalara gelirsek görünen rüyalar üç kısma ayrılır. Bunlar salih rüyalar. Bu rüya Allah'tan bir müjdedir. İkincisi insanı üzen rüyalar. Bu rüyalar da şeytandandır. Ve insanın kendi üç dünyasıyla alakalı gördüğü bazı rüyalar vardır. Bu da üçüncüsüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin ardından ancak mübeşşiratın kaldığını, bunun ise görülen salih rüyalar olduğunu haber vermiştir. Rüyasının doğru olmasını isteyen uyanıkken doğru konuşsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Müslümanın rüyasının ıskalamayacağını haber vermiştir. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru konuşanınızdır buyurmuştur. Güzel bir rüya görüldüğünde bundan dolayı Allah'a hamd edilir ve sadece sevdiği insanları anlatır ve o rüyaların yorumlarını ister. Hoşuna gitmeyen bir rüya gören kimse ise sol tarafını üç kere tükürür, o gördüğü şeyden ve şeytanın Allah'a sığınır. Ve uyandığı taraftan doğrulup diğer tarafına yatar ve dilerse namaz kılar. Ancak bu gördüğünü kimseye anlatmaz ve yorum yaptırmaz ise bu rüyanın hiçbir zararı olmaz ona. Tüm bunlardan dolayı uyumadan önce ve uyandıktan sonra yapılan zikirleri düzenli bir şekilde yerine getir. Ve salih rüyalar hususunda sevin. O hoşuna gitmeyen rüyalardan uzak dur. Allah'a tevekkül et. Dost olarak da Allah yeter.